Merhaba, HİMSAV-RASSA 2020 Sağlık Bilişimi ve Teknolojileri Konferansı kapsamında Korense Sağlık Kiosku çözümü tanıtacağımız oturuma katılımınız için teşekkür ederiz. Ben Arçelik İnovasyon ekibinden Bilgen Deli Ormanlı. Arçelik İnovasyon Merkezimizde dijital sağlık çözümleri konusunda giyilebilir teknolojiler, hastaların uzaktan takibi, yapay zeka destekli algoritmaların geliştirilmesi konusunda çalışmalar yürütüyoruz. Bugün sizlere bu çalışmalar sonucunda elde ettiğimiz bilgi birikimi, uzman hekim görüşleri, Ar-Ge ve inovasyon gücümüzle yenilikçi bir çözüm olarak geliştirdiğimiz Korensis Sağlık Kioskunu tanıtmanın mutluluk ve heyecanını duyuyoruz. Korensis, kullanıcıların tansiyon, EKG gibi temel sağlık ölçümlerini hızlı ve yardım almadan gerçekleştirmesini sağlayarak sonuçları otomatik ve anlık olarak sağlık personeli erişimine sunan yeni nesil telesağlık çözümüdür. Dijital teknolojiler yardımıyla süreçlerin her geçen gün daha akıllı hale geldiği hastaneler ve sağlık kuruluşlarında Korensis Sağlık Kiosku sunduğu otomasyon çözümüyle ölçümlerin standartize edilmesine, ölçüm sürelerinin kısaltılmasına ve sağlık personelinin böylece daha katma değerli görevlerde kullanılmasına yardımcı olur. Korensis'in yüksek hassasiyetli medikal sensörleri yardımıyla alınan ölçümler, geliştirmiş olduğumuz yapay zeka destekli akıllı algoritmalar ile analiz edilerek raporlanır. Hasta, yapılacak ölçümler ve ön hazırlıklarla ilgili ekranda görülen yönlendirme ve sesli anons sistemi ile bilgilendirildikten sonra, öncelikle hastanın TC kimlik numarası, hastane kayıt veya protokol numarası girişi ile kimlik doğrulama adımı gerçekleştirilir. İnovasyon ekibimiz tarafından geliştirilen yüz tanıma teknolojisi de kimlik doğrulama adımı için kullanılabilmektedir. İkinci adımda ise hastanın tıbbi geçmiş kaydını oluşturmak üzere daha önce geçirmiş olduğu operasyonlar, düzenli olarak kullandığı ilaçlar gibi sorularla mevcut şikayetleri ve sağlık durumuyla ilgili bilgiler alınır. Korensis'in dokunmatik ekranı üzerinden seçim yaparak ilerlenebileceği gibi ses yanıt sistemi kullanılarak sorular sözlü şekilde de yanıtlanabilmektedir. Korensis ses yanıt sistemi ve görsel asistan desteğiyle hastaların tüm sağlık ölçümlerini ve tıbbi geçmiş kayıtlarını kolaylıkla tamamlayacakları bir deneyim sunar. Ölçüm adımına geçildiğinde ise yine yönlendirmeler takip edilerek sırasıyla kon oksijen seviyesi, tansiyon, vücut sıcaklığı, EKG ve boy kilo ölçümleri yapılır. Kan oksijen seviyesi fotodiyot ve sensörler yardımıyla sağ işaret parmağından ölçülür. Ölçüm analizi sonucunda oksijen seviyesi ve sorunumuz hesaplanır. Tansiyon ölçümü için kullanılan tünel tipi tansiyon manşonu yardımıyla farklı kol genişliklerinde kolay ölçümü yapılabilmesi sağlanır. Sonra infrared termometre yardımıyla temassız olarak vücut sıcaklığı ölçümü gerçekleştirilir. EKG ölçümü ise kavranabilen elektrot tasarımı ile herhangi bir ön hazırlık gerektirmeden 30 saniye süreyle avuç içinden tek kanallı olarak gerçekleştirilmektedir. Yapılan EKG ölçümünden atrial fibrilasyon, taşikardi, bradikardi, pulse gibi aritmi analizleri ile kalp atım hızı, QT, QRS, PR interval analizleri gerçekleştirilir. Son olarak medikal hassaslıktaki tertiyle kilo ölçümü ve geniş açılı kamera yardımıyla görüntü işleme teknolojisi kullanılarak boy ölçümü yapılır. Elde edilen boy ve kilo bilgisinden vücut kitle indeksi hesaplanır. Korensis üzerinden alınan tüm ölçüm ve analizler tıbbi geçmiş kaydıyla birlikte tek sayfalık rapor halinde hastane yönetim sistemine aktarılarak sağlık personeli tarafından anlık olarak görüntülenir. Böylece hastayla ilgili bilgilerin muayene öncesinde hazır olması sağlanarak doktor görüşmelerinin daha verimli yürütülmesine yardımcı olur. Dijital olarak hastane yönetim sistemine aktarılan verilerin saklanması, geriye dönüp takip ve analizlerine imkan sağlar. Bugün yalnızca Türkiye'de 500 milyona yakın yıllık toplam muayene sayısı var. Bu muayenelerin yaklaşık olarak 130 milyonu acil servislerde, 45 milyonu iç hastalıklar, 15 milyonu ise kardiyoloji servislerinde gerçekleşiyor. Yaptığımız çalışmalarda gördük ki Korensis acil servislerde hastaların sağlık personelleriyle temasını azaltırken hasta başına ölçüm maliyetlerini de yaklaşık olarak 3'te 1'ine kadar indirebiliyor. Bu konudaki klinik çalışmalarımızı da yakın zamanda tamamlamış olacağız. Korensis Sağlık Kiosku, medikal ölçüm kriterlerine uygun olarak tasarlandı.
versiyonlarına sahiptir. Korensiz çözümümüz uluslararası alanda MedTech Breakthrough yarışmasında nesnelerin interneti en iyi sağlık platformu ve A-Design tasarım yarışmasında bronz kategori ödüllerine layık görüldü. Ayrıca Intel'in pandemiyle mücadeleye yanıt veren sağlık teknolojilerini desteklemek üzere başlatmış olduğu programa yaptığımız başvuruda Avrupa'dan en yüksek fonu almaya hak kazanan çözüm olduk. Global ölçekte böyle bir başarıya imza atmanın yanı sıra yenilikçi bir ürün olarak Corensis'in ileriye dönük faaliyetleri konusunda önemli bir destek elde edilmiş oldu. Corensis'in hastanelerin yanı sıra iş yerleri, okullar, havalimanları gibi ortak kullanım alanlarında da bir telesağlık çözümü olarak değer yaratacağına inanıyoruz. Corensis, online doktor görüşmeleri gibi sağlık hizmetlerinin her yerden erişilebilir olmasını sağlayan bir altyapı sunar. Bu sayede sağlık personeline uzaktan takip imkanı sağlayarak sağlık sorunları kaynaklı devamsızlık ve düşük üretkenliğin önüne geçerken düzenli sağlık kontrollerinin yapılmasına, sağlık okuryazarlığının arttırılmasına ve önleyici sağlık bilincinin oluşturulmasına yardımcı olur. Merhabalar. HIMSS Eurasia 2020 kapsamında gerçekleştirdiğimiz Corensis Sağlık Kiosku oturumuna hepiniz hoş geldiniz. Bu oturumda Corensis Sağlık Kiosku'nun arkasındaki teknolojiye, takım çalışmasına ve bu yeni platformun sağlık sistemine sunacağı faydalara yakından bakacağız. Değerli konuklar, Corensis Sağlık Kiosku, Arçelik İnovasyon ekibi tarafından geliştirildi. Platform, hastaların temel vital ölçümlerini hızlı ve güvenilir biçimde gerçekleştirerek sonuçları otomatik ve anlık olarak sağlık personeline erişimine sunan yeni nesil bir telesağlık çözümü. Corensis sunduğu çözüm ile pandemi mücadele kapsamında Intel Pandemic Response Technology Initiative programından önemli bir fon almaya hak kazandı. Bu oturumda Arçelik İnovasyon ekibinin değerli üyeleri bizlerle olacak. Corensis'in detaylarını kendilerinden dinleyeceğiz. Aynı zamanda Intel'den bir konuğumuz olacak. Şimdi detayları öğrenmeye başlayalım isterseniz. Öncesinde ufak bir hatırlatma. Oturumun sonunda bir soru cevap bölümü olacak. Corensis ile ilgili sorularınız varsa chatbox'tan iletebilirsiniz. Söz ilk olarak Arçelik İnovasyon ekibinden Bilgen Hanım'da. Bilgen Hanım, bizlere kısaca Arçelik İnovasyon yaklaşımından ve Corensis'in geliştirilme sürecinden bahsedebilir misiniz? Tabii Devrim Bey. İnovasyon çalışmalarımızı besleyen iki konu var. Bunlardan ilki Arçelik'in insana, topluma, çevreye verdiği değer. İkincisi ise Arçelik'in sahip olduğu inovasyon, teknoloji, veri, veri analitiği kabiliyetleri. Bu ikisi nerede kesişir diye baktığımızda inovasyon çalışmalarımızda sağlığı öncelikli alanlardan biri olarak belirledik. Özellikle dijital sağlık çözümleri konusunda bir süredir çalışmalar yürütüyoruz. Hastaların uzaktan takibine imkan sağlayan telesağlık çözümlerine odaklanarak geliştirdiğimiz akıllı algoritmalar ile takip ve analizlerin kolaylaştırılmasına yönelik çözümler üzerinde çalışıyoruz. Bu çalışmalarda fikirden ürüne gelene kadar birçok farklı konuyu bir arada yürüten farklı disiplinlerden oluşan yüksek kabiliyetli bir ekibimiz var. Doğru sonuca hızlı ulaşabilmek adına yalın girişim yaklaşımı ile müşteriyi daha en başında sürece dahil ediyor ve yaptığımız bütün süreçlerde işbirliğiyle açık inovasyona başvuruyoruz. Bugün sizlere bu çalışmaların bir çıktısı olan Corensis çözümümüzü tanıtacağız. Corensis Sağlık Kiosku ile hastanelerde süreçlerin daha verimli yürütülmesini hedeflerken yenilikçi bir yaklaşım sunarak iş yerleri, okullar, havalimanları gibi birçok noktadan sağlık hizmetlerinin erişimini kolaylaştırmak ve önleyici sağlık hizmetlerine katkı sağlamayı hedefliyoruz. Ayrıca bugün normalde fiziksel olarak gerçekleşen bu etkinliğin pandemi nedeniyle dijital ortama taşınmasında birçok kişinin emeği geçti. Bu vesileyle süreçte emeği olan herkese ve bugün bizi dinleyen, bizimle birlikte olan tüm katılımcılarımıza da teşekkür etmek isterim. Teşekkürler Bilgin Hanım. Bizlere büyük resmi gösterdiniz. Sıradaki konuğumuz Serkan Öncül. Serkan Bey, Arçelik İnovasyon Merkezi Program Lideri. Serkan Bey, bizlere Corensis'in teknoloji geliştirme ve sertifikasyon sürecini anlatabilir misiniz? Merhabalar, teşekkürler Devrim Bey. Corensis Sağlık Kiosku geliştirme ve sertifikasyon süreçlerinden kısaca bahsetmek gerekirse, bilindiği üzere sağlık alanı insan hayatına dokunan bir konu olması sebebiyle yüksek seviyede regülasyonlara tabi bir alan. Biz de bu bilinçle
Forensik Sağlık Kiosku'nun tüm geliştirme, test ve sertifikasyon süreçlerini büyük bir titizlikle yürüttük. İlk olarak tıbbi danışmanlarımızın desteğiyle sağlık kioskumuzda hangi ölçümlerin yer alması gerektiğine karar verdik. Sonrasında saha araştırmaları ile kullanıcıların tüm ölçümleri kendi kendilerine başarıyla tamamlayabilmelerini sağlayacak bir endüstriyel tasarım ortaya çıkardık. Donanım ve mekanik tasarım çalışmalarında ise medikal sertifikasyon gerekliliklerine uygun şekilde ilerleyerek klinik validasyonları tamamlanmış, medikal CE MDD sertifikalarına sahip medikal cihazların entegre çalışacağı bir yapı ortaya çıkardık. Class 2 ve sınıflandırmasında olan Corensis'in tüm güvenlik, performans ve kullanılabilirlik testlerini tamamlayarak medikal CE sertifikamızı aldık. Ve kioskumuzun saha ve operasyonel takibi için ISO 13485 kalite yönetim sistemleri belgelendirmemizi tamamladık. Çok yakın zamanda da Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ürün takip sistemi kaydımızı da tamamlayarak Corensis'in ticari olarak kullanıma hazır hale getirmiş olacağız. Kullanıcının görsel ve sesli yönlendirmeleri takip ederek sağlık ölçümlerini tamamlayabileceği ve medikal cihaz yönetimini gerçekleştirdiğimiz Corensis uygulamamızı Intel tabanlı bir mini PC üzerinde çalışacak şekilde geliştirdik. Ölçüm sonucunda elde edilen verilerin analizi konusunda ise yine tıbbi danışmanlarımızın görüşleri doğrultusunda akıllı algoritmalar geliştirdik. Bu algoritmalar ile analiz edilen veriler sağlık personelinin teşhisine destek olmak üzere tek sayfalık bir rapor halinde ilgili kurumun sunucularına gönderilerek sağlık personeli tarafından anlık olarak görüntülenebilmektedir. Yazılımsal, donanımsal ve mekanik açıdan tüm geliştirmelerimizi kullanıcı deneyimini en üst seviyede tutarak tamamladık. Corensis Sağlık Kiosku ürünümüzle sahada tıbbi personelimize destek vermeye hazır durumda olduğumuzu belirterek sözü tekrar size bırakıyorum Devrim Bey. Çok teşekkürler. Teşekkürler Serkan Bey. Corensis'te kullanılan işlemciler için Arçelik ve Intel arasında bir işbirliğinden bahsettiniz. Dilerseniz bu işbirliğinin detaylarını Intel'den bize katılan değerli konuğumuzdan öğrenelim. Sayın Şahin Koşar, hoş geldiniz. Intel IoT işbirlikleri sorumlusu. Şahin Bey, Corensis hangi özellikleriyle Intel'den fon almaya hak kazandığını bize kısaca anlatabilir misiniz? Çok teşekkürler Devrim Bey. Öncelikle Arçelik'e nazik daveti ve bana zaman ayırdığı için teşekkür ederim. Intel her ne kadar geleneksel bir donanım üreticisi olarak bilinse de nesnelerin internet anlamında da yatırımlarını arttırarak özellikle uçta gerçekleşen yapay zeka ve akıllı ürünler konusunda da söz sahibi olmayı hedefliyor. Bu bağlamda da Avrupa genelinde katma değerli teknolojik cihaz üreten firmaların başında gelen Arçelik ile yaptığımız işbirlikleri bizim için çok değerli. Arçelik ve Intel'in tabii ki birçok üründe partnerliği mevcut. Ancak Arçelik İnovasyon ekibinin eseri bu tarz yenilikçi ürünlerin bizim için yeri her zaman ayrı. Nesne'nin internet çağrıyla birlikte de sağlık ürünlerinin de internete bağlandığını, artan işlemci gücü sayesinde gelen yapay zeka, görüntü ve ses algılama, veri toplama, bu verilerin anlamlandırma ve uzmanların yorumuna sunulduğunu görüyoruz. Corensis ise Intel için sadece bu gelişmelerin geldiği son noktayı göstermesi açısından değil, aynı zamanda bu ölçekte ve bu bölgede bizim için önemli iş ortaklarımızdan olan Arçelik'e verdiğimiz desteği göstermek açısından gayet değerli. Tüm dünya etkisi altına alan ve günlük yaşamımızda da ciddi değişikliklere gitmemize sebep olan COVID-19 virüsüyle mücadele etmek amaçlı Intel de elini taşın altına koyarak 50 milyon dolarlık bir bütçe ayırdı. Bu fonun doğru noktalara kanalize edilmesi için birçok iş ortağımızın projelerini titizlikle inceledik. Arçelik'in geliştirmiş olduğu Corensis Medical Kiosk ürünü globalde yapılan yüzlerce başvuru arasından kayda değer bir fonlama alarak özellikle bu bölgede en büyük desteği alan proje oldu. Bunda tabii ki ürünün dolaylıdan ziyade direkt kullanım faydalarının bulunması, görüntü ve ses işlemiyle birlikte gelen sağlık datalarının birleştirilmesi, COVID-19 sonrasında da yaygın kullanıma olanaklı ve ileriye dönük de elverişli olması kararda önemli rol oynadı. Bu fonlama ile birlikte Arçelik'in ürünü daha geniş alanlarda tanıtmasına faydalı ve yardımcı olmayı hedefliyoruz. Umarım Arçelik buna benzer Arçelik'le birlikte buna benzer işbirliklerini arttırarak her alanda faydalı ve yenilikçi ürünlerin faaliyette olmasını sağlarız. Tekrar kendilerine internet partner olarak seçtikleri için Corensis gibi sağlık alanında gerekli ve faydalı bir ürünü geliştirdikleri için ayrıca
tanıtımda da bize yer verdikleri için teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Kıymetli konuklar, her başarılı projede olduğu gibi Corensis'in arkasında da ciddi bir takım çalışması var. Biz bugün işin mutfağında çalışan arkadaşlarımıza da söz vermek istedik. Tüm ekip bizimle olamadı ama bu büyük başarılı ekibi temsilen sevgili Zeynep ve Çağatay bugün bizlerle. Ben onlardan da kısaca duygu ve düşüncelerini almak isterim. Zeynep, Çağatay. Teşekkürler Devrim Bey. Corensis gibi pazarda ilk olan bir üründe çalışmak bizim için heyecan verici olmasının yanı sıra aynı zamanda çok öğretici bir süreçti. Sunacağımız deneyimi tasarlarken her yaş grubundan kullanıcının en baştan sona bütün deneyimi yardım almadan yaşamasını hedefledik. Bu yüzden de görsel ve sesli yönlendirmeden yanı sıra sesli asistan desteğiyle kullanımı daha kolay hale getirmeye çalıştık. Tabii biz deneyimi tasarladık ama bunun hayata geçmesinde yazılım ekibimizin de rolü çok büyük. Ben o yüzden sözü Çağatay'a vermek istiyorum. Teşekkürler. Teşekkürler Zeynep. Ben de yazılım geliştirme ekibinin bir parçası olarak böyle değerli bir ürünün oluşumunda yer aldığım için çok gururluyum. Ekip olarak geliştirme aşamasında Corensis'in potansiyel müşterilerinin farklı ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına modüler, dinamik ve tercihe göre bulutta veya lokalde çalışabilecek bir mimari kurmaya özellikle dikkat ettik. İnsanların hayatını kolaylaştırmak için özenle çalıştığımız bu projede sağlık projelerini de daha erişilebilir kıldığımız için ayrıca heyecanlıyım. Teşekkür ederim. Sevgili Zeynep ve Çağatay'a da çok teşekkür ediyoruz. Şimdi biraz soru cevap bölümü yapalım isterseniz. Konuşmacılarımıza sorularınızı yönlendireceğim. Ben şöyle sorulara bir bakıyorum şimdi. Birkaç soru daha öne çıkıyor. Onlarla başlayayım. Daha sonra siz chatbox'a yazmaya devam edin. Dünyada Corensis'in benzeri var mı yoksa ilk mi? Bunu Bilgen Hanım'a soralım. Arçelik olarak geliştirdiğimiz Corensis ilk ve tek yerli sağlık kiosku. Türkiye'de bizim bildiğimiz bugüne kadar böyle bir sağlık kiosku uygulaması bulunmuyor. Dünyaya baktığımızda ise dijital sağlık çözümlerinin yaygınlaşmasıyla birlikte bazı örneklerin yeni yeni görülmeye başladığını fark ediyoruz. Örneğin bu kiosklar Çin gibi çok nüfuslu ülkelerde hizmete hızlı erişim amacıyla kullanılırken Hindistan, Güney Afrika gibi hizmete ulaşımda zorluk yaşanan ülkelerde ise bir telesağlık uygulaması olarak kullanılmakta. Diğer taraftan örneğin Amerika'da süpermarketlerde düzenli ölçüm takibi amacıyla özellikle önleyici sağlık konusunda kiosklar kullanılmakta. İskandinav ülkeleri gibi iş gücü maliyetlerinin yüksek olduğu yerlerde ise özellikle hastane kullanımlarının ön plana çıktığını görüyoruz. Burada verimliliğin sağlanmasına adına hastane içerisinde kioskların kullanımı söz konusu oluyor. Biz de bu örneklerden yola çıkarak aslında Corensis ile Türkiye'de yalnızca hastaneler değil, hastanelerle birlikte iş yerleri, havalimanları, okullar gibi farklı kullanım alanlarını hedefliyoruz. Teşekkürler Bilgin Hanım. Peki sertifikasyon süreci tamamlandı mı? Bunu Serkan Bey'e soralım. Tabii kısaca cevaplayayım. Corensis için tüm sertifikasyon süreçlerimizi başarıyla tamamladık. Detaylandırmak gerekirse Corensis üzerinde kullanılan CE MDD sertifikasına sahip medikal cihazların entegre bütünsel sistem şeklinde güvenlik ve performans testlerini tamamlayarak Corensis Sağlık Kiosku için medikal CE MDD sertifikamızı aldık. Ayrıca Corensis'in üretimi ve sahada satış, dağıtım ve teknik servis yönetimi içinde tıbbi cihazlar kalite yönetim sistemleri ISO 13485 belgemizi aldık. Daha önce de belirttiğim üzere yakın zamanda da Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ürün takip sistemi kaydımızı da tamamlayarak Corensis'i ticari olarak kullanımı hazır hale getirmiş olacağız. Devrim Bey. Çok teşekkürler. Peki önleyici sağlık konusunda Corensis nasıl bir katkı sağlayacak Bilgen Hanım? Günümüzde hastane süreçlerine baktığımızda telesağlık uygulamaları ile hastane süreçleri bir değişim içerisinde. Hastalıkların aralıklarla muayene edilmeleri yerine artık günlük hayatları içerisinde düzenli ve uzun süreli olarak izlendiği uygulamaların teknolojinin de yardımıyla yaygınlaştığını görüyoruz. Biz de Corensis ile hastaların ya da belki kullanıcılar demek daha doğru,
günlük hayatlarında örneğin iş yerlerinde bulunan kiosklar üzerinden düzenli ölçüm yapabilmelerini, sonuçları anlık olarak iş yeri hekimleriyle paylaşabilmelerini ve hatta online doktor görüşmelerini de bu kiosklar üzerinden gerçekleştirmelerini istiyoruz. Böylece düzenli takiplerle daha erken aşamada birçok kronik hastalık konusunda önleyici sağlık uygulaması olarak fayda yaratabileceğimize inanıyoruz. Çok teşekkürler. Intel'le ilgili bir soru. Intel'in destek olduğu benzer başka projeler var mı? Bunu Şahin Bey'e soralım. Tabii ki. Intel'in PRT adı verdiği pandemi yönelik fonlaması kısa süreli ve belirli bir bütçeyle açılmıştı. Fonlamayla desteklenen tabii ki birçok proje oldu. Ancak Intel bünyesinde farklı sektörleri desteklemek amaçlı akıllı şehirler gibi, endüstriyel çözümler, yapay zeka, robotik, eğitim ve benzeri gibi birçok dikey var. Bu dikeylerin içerisinde de Intel'in elementlerinin kullanıldığı değerli projeleri desteklemek amaçlı birçok program var. Bunlar belirli süreli programlar değil, uzun süreli programlar. Yani dolayısıyla desteklenen programlar ve programlarla alakalı bilgilere web sitemiz aracılığıyla ulaşılabilir. Eğer daha detaylı bilgi istersek konuklarımız her zaman bizimle webinar sonrasında yazılı iletişime geçebilirler. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler Şahin Bey. Bir başka soru Bilgen Hanım'a soralım. Corensis ismi nereden geliyor? Ürün geliştirilmesi de başka bir şirket veya üniversite işbirliği yapıldı mı Bilgen Hanım? Teşekkürler. Corensis ismi aslında Core and Diagnosis'in birleşmesinden oluşturduğumuz bir isim oldu. Ama aynı zamanda böyle biraz da tesadüf etti diyebilirim. Kızılderililerin olduğu tarafta işte bir kuş türüne ait bir isim olarak kullanılıyor. Ama şöyle bir şey var. Kızılderililer bunun şifa getiren bir kuş cinsi olduğuna inanıyorlar. Bu yüzden de hani bunu da sonradan dediğim gibi tesadüfen öğrendik ama bu bilgiyle de örtüşmesi bizim için ayrıca güzel oldu. Ürünün geliştirilmesinde evet, bahsettiğimiz üzere açık inovasyon konusunda birçok işbirliği gerçekleştiriyoruz. Özellikle sağlık alanında uzman hekim görüşlerine başvurulması, hastane süreçlerinin izlenmesi konusunda Koç grubu altında bulunan Amerikan Hastanesi, Koç Üniversitesi Hastanesi ile yakın çalışmalar yürüttük. Özellikle fikir aşamasında Corensis üzerinde hangi ölçümler gerçekleştirilmeli, nasıl bir içerik seti oluşturmalıyız, özellikle medikal ölçümler anlamında bu konuda hastanelerin birçok bölümleriyle uzman hekim görüşmeleri yaparak gerçekten ihtiyaçları var mı? Ya da bir ölçüm süresi böyle bir kiosk çözümünde ne kadar olmalı? Ya da mevcut durumda hastane süreçlerinde hemşirelerin bu işi yapması ne kadarlık bir zaman içerisinde gerçekleşiyor? Bütün bunları inceleme fırsatı daha fikir aşamasındayken sahip olduk. Aynı zamanda şu anda Acil Tıp Derneği ile birlikte yine acil servislerde kullanımı konusunda bir çalışma yapma hedefindeyiz. Özellikle triyaj algoritması geliştirilme ve Corensis üzerinden bu anlamda daha katma değerli bir sonuç elde edilebileceğine inanıyoruz. Ve çok yakın zamanda da yine bir eğitim araştırma hastanesinde klinik çalışma başlatma hedefindeyiz. Peki biraz da çok az vaktimiz var. O yüzden birkaç soru daha var. Onları da soralım. Arçelik'in başka sağlık projeleri var mı? Yine Bilgen Hanım'a herhalde soracağız bunu. Arçelik inovasyon olarak konuşmak gerekirse ilk bizim zaten sağlık alanına başlangıcımız giyilebilir teknolojiler üzerine oldu. Özellikle EKG takibi üzerinde bir giyilebilir cihaz üzerinde çalıştık. Bu bizim aslında süreci öğrenme, ihtiyaçları anlama projemiz de oldu. Corensis'in de aslında ilk fikri bu projeden tetiklenmiş oldu. İleriye dönük vizyonumuz ise Corensis ve benzeri cihazlar üzerinden elde ettiğimiz verilerle yine sağlık alanında, çünkü bu konuda gerçekten yetkin bir ekibimiz var. Bununla birlikte bu yetkinliklerimizi kullanarak aslında cihazlardan ya da giyilebilir teknolojilerden elde edilen verilerin analizi konusunda
yolumuzu biraz çizmek istiyoruz. Burada işte algoritma geliştirilmesi, yapay zeka teknolojilerinin kullanılması, yine inovasyon çatısı altında sadece sağlık projeleri alanında değil, görüntü işleme, yapay zeka destek sistemleri üzerinde de farklı projeler yürütüyoruz ve bu teknolojileri aslında çoğu projemizde iç içe kullanıyoruz. Görüntü işleme teknolojileri de örneğin Korensiz üzerinde kullandığımız bir teknoloji. Benzer şekilde aslında hep veri işleme üzerine gerek görüntü işleme olsun gerek verilerin analiz edilmesi olsun bunlarla birlikte projeler geliştirme hedefindeyiz. Peki son olarak aslında peki bu ürünü Türkiye'de nasıl konumlandırmayı düşünüyorsunuz? Satış, kiralama gibi birçok sorusu olmuş katılımcılarımızın. Tam olarak hani biz nasıl bunu elde ederiz herhalde merak ediyor katılımcılarımız. Bununla ilgili kısa bir cevabınızı rica edelim. Tabii isterseniz ben yanıtlayayım yine. Çok farklı aslında iş modelleri üzerinde çalışıyoruz. Çünkü bahsettiğimiz üzere çok yeni bir teknoloji, çok yeni bir ürün. Henüz Türkiye'de oluşmuş bir net bir pazarı yok. Biz de bu yenilikçi ürünle aslında mümkün olduğu kadar yaygın bir kullanım elde etmek istiyoruz ki hep üzerinde durduğumuz önleyici sağlık konusunda fayda yaratabilelim. Örneğin hastaneler dedik. Burada işte kamu hastanelerinin ya da özel hastanelerin ihtiyaç ve beklentileri iş modeli anlamında çok farklı olabiliyor. Çünkü hasta yoğunlukları çok farklı. İşte örneğin bir kamu hastanesinin acil servisindeki kiosk kullanımı için düşündüğümüzde birden fazla kiosk kullanılması gerekiyor. Çünkü günlük hasta sayıları 1000-1500 civarında ama bir özel hastanenin ihtiyaçları çok daha farklı olabiliyor. Orada daha belki poliklinik kullanımı söz konusu oluyor. Ya da işte iş yerleri dedik veya işte havalimanları dedik. Burada aslında biraz şu an pazarı anlamaya çalışıyoruz ama çok farklı iş modellerinde çalışmalar yapıyoruz. Burada satış, kiralama hepsi aslında değerlendirilebilecek iş modelleri. Çok teşekkürler Bilge Hanım. Birçok soru var ama zamanımızın dolduğunu görüyorum. Burada bitiriyoruz ama gelen tüm sorulara yazılı olarak dönüş yapılacak Arçelik tarafından. Katılım için hepinize çok teşekkür ediyorum. Katıldığınız için sağ olun. Bizler de çok teşekkür ediyoruz tüm katılımcılara. Intel'den Şahin Bey'e tekrar çok teşekkür ediyoruz bizlerle birlikte olduğu için bugün. Ben teşekkür ederim ağırladığınız için.